Kulübesi çok tarihi bir şehir olarak aşağı şehirde Hititlerden kalma altyapısı 1500 yıl önce, daha yıllar önce yapılmış, hiç bozulmadan. Biz bu Anadolu'ya gelince bu topraklarda yaşamışız ve oranın bir taşı düşmemişti. Şimdi ufak bir sel felaketinden şehrin bir de gelişme sanayilerinin yayılması bakımında dar geldiği için bir yere kurulması gerekiyordu. Ve bunda Kayardı Çatı olarak düzenlenmiş ve bazı işi ve çıkarı düşünenler kendi yurtları olan bu batak eraziye şehir kurmuşlar. Çat diye, Sakı Çatı'nı Kayardı Çatı diye bu memlekete bu ilk darbeyi vurmuşlar. İşte buradan karayolları geçit yapan Gaziantep Adıyaman yolunu bağlayan karayolların raporlarında da bu geçer. Ki burası yasak bölge halinde, yani kaygan bir arazi. Hukuk ve kimle karışım, hiçbir toprak dahi, yolda dahi kullanılmayan bir toprağa sahiptir. Her zaman kaygan, her zaman tehlike yaratan bir toprağa yıllardır. Bu Dumlu Pınar'ın ilk 1952'de dozer getirerek bu toprağı düzenlediğimiz zamandan beri biz bunun bir karayollarının uzman kişi olarak, bu işin içinden gelen kişi olarak bunu her zaman söylemiştik. İşte buranın 10 senedir filmini çekiyorum. Onlar köprü yapıyor, yıkılıyor, yine yapıyorlar, yine bozuyor. İşte bak nasıl kayıyor. Şimdi su borusundan bir köprü. Buradan bu yol bu yükü taşımaz. Çünkü kaygan arazide ağırlık taşımaz. Şimdi Erzincan'da aynıdır. Fazla yük taşımaz. Dört katlı bina yaptılar. Hepsi Erzincan yeniden çöktü ve hepsi de yıkıldı. Burada böyle, aynı. Nedense buraya bu kadar metaneti neden veriyorlar? İntihar etmek gibi bir şey. Beton duvarı yatay halde, yapıldığı haldeki yine çarptı. Çünkü bunun altında kaygan bir su var. Ağırlık bindiği zaman kaymak gerekir. Kaymaya yönelir. Bunlar da ağırlık vurdukça kayıyor. İşte. Bunlar da anlatalım. Buyur. İşte ispatı burada. Buyur. Bu bir sene önce yapmış. Buyur. Bak çökmüş, beton askıda kalmış. Ve betondan su ayınca bir şey olmaz diyenler yine aldanmış. Ben burayı 91'de çektim, bak geldim yine değişik. Buradan geçiyordu aslında. Jeolojik araştırmalara göre buradan yol geçmeyeceğini, burayı yasak göstererek aşağı şehirden Kayardı'ndan geçerek Adıyaman'a bağlanmıştır. İşte o günden bugüne burayı halen buraya metanet veriyor. Gözle görülür. Görürsünüz. Su borusu bağladılar şimdi. Su borusundan düz yapmışlar köprü yerine. Yine hava. Yap dur. Buralar bağ bahçeydi. Böyle bir ağırlık taşımadığı için kayma yoktu. Şimdi ağaçlar kesildi, evler yapıldı. Kayma başladı.
bu yanlışlığın hesabını belki kul sormaz ama bir gün Allah soracağına eminiz. Evet. Kulun sormadığını Allah sorar. Her tarihte böyle. İyi çek burayı da. Dümdüz kayardını bırakıyor. Filmde de göreceksiniz. İşte bu bataklığa geldi. Karayollarının yasak dediği yere sanki düşmanmış gibi, aksine vatandaşa düşmanmış gibi halen iddia ediyor. Evet. Her şey ortada. Su borusundan köprü. Görülmemiş dünyanın hiçbir ülkesi. İşte halkını alın teriyle çalışan, taşı sıkıp ün eden besle halkı bunu gördü ve göçe başladı. Haksız da değiller. Biz kimsenin toprağında taşında gözümüz yoktu. Alın teriyle elimizle çalışıp ağzımızla yiyorduk. Şehirde çalışıp barda büyürken bu hale bizi kim düşürdü? İşte bunun hesabını bir gün Allah da soracak. Belki de ileride kullar da soracak. Nedir suçumuz, neydi? Niçin bize? Bak, karşıda ne sağlam? Aynı binalar. İşte, 1500 yıldır o halk burada yaşıyor işte, karşıda. Biz buraya hicretin 749 yılında Kerbela'nın özüyle gelerek bu toprakları bize birinci halife olan Cafer-i Mansur İslam'a hizmetinden dolayı İslam'ın sultanı bu topraklar sizin demiştir. Romalılardan korumak için biz bu topraklara gelmişiz. O tarihten beri İslam'ın bağrına basarak yaşadan en iyisini bilen bizim Besra'dır. Onun silahlarını, cephanesini yapan Eba Müslüm cephe komutanı, başkomutan Tuğrul Han'dır. Bunu da söyleyin bilsinler, bilmeyenler. Şimdi burayı değerlendirmişler. Daha sonra bahçe yapmış. Bayağı fıstık. Bilmiş. Thank you.
Gazi'den kardeşim Bekir'in mezarı. Babalarımla beraber yan yana. Burada su çekimi. Aşiret örtman, Asya'dan gelirim. Aşiret örtman, astığım topraktan, ölmeden gitmem, ölmeden gitmem. Haksı Türk'ten olsay, iltifat etmem. Topla dizginini, gel Türkmen kuzu. Dağların sultanı, seher yıldızı. Oymağı Türkmen'de, Oğuz boyundan. Bozokları çoklar, onun soyundan, onun soyundan. İndi sırmağından, sahra çölüne. İndi sırmağından, sahra çölüne. İslam'ın sultanı, hünkâr huyundan. İslam'ın sultanı, hünkâr huyundan. Okunu bağlamış kılıcı yenene. Okunu bağlamış kılıcı yenene. Kafkas dağlarından Yemen çölüne, Yemen çölüne. Kafkas dağlarından Yemen çölüne. Zalimler ağlatmış Mevla güldürsün. Zalimler ağlatmış Mevlam güldürsün, canlar feda olsun Hakk'ın yoluna. Canlar feda olsun Hakk'ın yoluna. Asya'dan gelir de gör Tuğrul Han'ı. Asya'dan gelir de gör Tuğrul Han'ı. İslam'a yön veren sultanı tanır, sultanı tanır. İslam'a yön veren sultanı tanır.
İslam'a kan veren sultanı tanım. Türkmen yüreklerim Türk'ün özünden, Türkmen yüreklerim Türkmen özünden, dostunu düşmanı tanır gözünden, tanır gözünden, dostunu düşmanı tanır gözünden. Evet, Besme halkı Kerbela'nın özü derler. Bir yerde de Zat suyu savaşıdır. İşte bunu silahlarını yapan Antep, Maraş, Besme halkının toplu bir şekilde Türkmen, toplamış Türkmenleridir. Bunlar sanatçı. İşte peygamberi kucaklayarak onları bu Emevilere karşı savunup, onları sarıp, onları halife yaparak İslam'a hürmetten dolayı bu vatanı armağan etmiştir. İşte insanlar şimdi kalkmış sokakta gezenler Türk'ün, İslam'ın o zaman neredeydiniz? Evet, Kerbela'da peygamberin soyu ölürken neredeydiniz? Peygamber. Acaba soruyoruz. Kimdi onlar? Çıkın. Kimse çıkıp da bizden başka İslam dünyasında niçin öldürdüler bunları? Niçin kıydılar bu tatlı canları? Soran oldu mu? İşte Türkler tarih sahnesinden beri insanı mukaddes sayar, tüm canlıları mukaddes sayar. İnandığımız şeye, inandığımız kadar saygı duyarız. İşte Allah bir peygamber hak diyerek biz bu yola baş koymuşuz, halen de devam edeceğiz. Sokaktan gelip de ben Türk'üm değil, Türkiye'de yaşayanlar şimdi kalkmış bize İslam'a taslıyorlar. Buna asla Türk milleti müsaade etmez. İşte İstiklal Savaşı gözümüzün önünde. Urfa, Antep, Maraş, Mersin savaşırken, Ege'de Yörükler, Türkmenler, aynı aşiretler savaşırken İstanbul'u eliyle teslim edenler acaba hicap duydular mı? Niye bizim gibi vatanını, milletini, namusunu, şerefini korumadı? Bunun cevabını bekliyoruz. Evet. Niçin? İşte ulusal güç. İslam'a inanmış, insanlığa inanmış, mukaddes din olduğu için insanlar bunu savunmuşlardır. İnsanlar mukaddestir, insanlar saygı duyuyor. Dört kitabın dördünde de insana saygı duyuyor. İnsana saygı duymayan hiçbir dinde yeri yoktur. İnsanlıkta da yoktur. Çünkü kötü otomuz kaldı, kimler ağladı? Vatan işgalı, kimler ağladı? Efeler çeteler silah bağladı, silah bağladı. Efeler çeteler silah bağladı. Saldırmış düşman da yakar her yanı, saldırmış düşman da yakar her yanı, analar bacılar Karabağ oldu, anneler bacılar Karabağ oldu. Efeler cetheler başımın tacı, savaşma kolaydan ölüm mü acı, ölüm mü acı. Bu vatan bizimdir, bizim olacak, hürriyet kutsalda olma müstacı. Hürriyet kutsalda olma müstacı. Gelin afalarım deri Kemal Paşa, gelin çetelerim deri Kemal Paşa, dolmaz deride atmayın boşa, dolmaz deride atmayın boşa. Evet.
İşte kurtuluş yolunda Mustafa Kemal Paşa der ki, bacasında duman, kalbinde iman, damarında kan, toprağa vatan olan güneyde çeteler, Ege'de efeler. Doğuda seyitler, seymenler, ha? Orta Anadolu'da seyitler, seymenler, Doğu'da yiğitler, mertler. İşte ulusal güç olarak İstiklal Savaşı'nı adım adım, omuz omuza savaşarak bu vatanı kurtarmışlardır. Bunlara saygı duymak her türlü şeref ve şan borçlu. Neden? Şimdi Kemal Paşa Sina'ya dönüşünde şöyle diyor: gelin birlik olalım, milletin derdine derman bulalım. Hiçbir avuç vatanperver, hiçbir maddi ve manevi çıkar gözetmeden en modern silahlar ve güçlere karşı en iyi zaferi elde etmişlerdir. İşte Türk buna derler. Ne mutlu Türk'ün diyen bunlar. İşte Besmele Hasan Bey'den Hep Savaşı'nda Besmele en büyük gücü sağlamıştır. Kuvayi Milliye Başkanı olan Besmele Hasan Bey Karayılan, Çitiş köyünden olan Karayılan, Kılıcalı, bunlar Antep'te büyük rol oynamışlardır. Antep Savaşı'nda. Şimdi bizim bestelere göre bunlar eşkıya derler. Acaba eşkıyalar mı bu şehri yıktı? Gazi kahramanlar mı yıktı? Aslında buna tartışmada yeri var. Burası tarih sahnesinden belli dururken neden göç ettik? Kemal Paşa'm der ki, güney vatanım. Kemal Paşa'm der ki, güney vatanım. Al bayrak kefeni, şehit yatağım. Şehit yatağım. Al bayrak kefeni, şehit yatağının. Şehitlik kutsalda mezara biday. Şehitlik kutsalda mezara biday. Vatan millet için hakka tapanım. Hak yolunda koşup halka tapanım. Mevlam bize sunmuş vatan aşımı. Mevlam bize sunmuş vatan aşımı. Secaiz zulümde eğme başımı, eğme başımı. Secaiz zulümde eğme başımı. Uymalı Türkmen'de Türk'ün özünden. Uymalı Türkmen'de Türk'ün özünden. Çetelik şereftir, dönmez sözünden, dönmez sözünden. Çetelik şereftir, dönmez sözünden. Kazmış siperi de cephe savunur. Kazmış siperi de cephe savunur. Bedir'in aslanı öper gözünden. Dim ay yıldız güneşin ekmeğin ay.
yaşın, ay yıldız güneşi, ekmeğin aşı, vatan millet için döktü gözyaşı, döktü gözyaşı, vatan millet için döktü gözyaşı. Ve Kuvayi Milliye Başkanı Hasan Bey'in adına yazılmış yazdığım bir eseri sunuyoruz. Hasan Bey oturmuş taşın üstüne, Hasan Bey oturmuş taşın üstüne, Antep'ten haber var başın üstüne, başım üstüne. Besni arabandan gelir çeteler, Besni arabandan gelir çeteler, atarlar kurşunu kaşın üstüne. Besni arabandan gelir çeteler, atarlar kurşunu kaşın üstüne. Oy nanni nanni, dost nanni nanni, kara topraklara kim koydu seni? Oy nanni nanni, dost nanni nanni, kara topraklara kim koydu seni? Ayrılık ateşi sinemde tüter, ayrılık ateşi sinemde tüter, Şahin'i vurmayla Antep mi biter, Antep mi biter, Şahin'i vurmayla Antep mi biter. Semaya söyleyin atın bağlasın, semaya söyleyin atın bağlasın, Şahin'i vurmuşlar Antep bağlasın, Antep bağlasın, Şahin'i vurmuşlar Antep bağlasın. Ağalar babalarım ağamı koymam da mahşere, alırım hakkımı koymam mahşere, ağalar babalar karabağlasın, karabağlasın, alırım aftimi koymam geriye, analar bacılar karamallasın. Oy nanni nanni, dost nanni nanni, vatan kurmuşsun büyüttün seni. Oy nanni nanni, dost nanni nanni, analar koyduğunda büyüttün seni. Her ana doğurmaz böyle miydi? Atadan babi, vatan öyle. İşte bunlar Asya'dan beri savaşan kadın erkek, ta Metehan'dan bile ilk dünyada düzenli kadın erkek savaşan düzenli orduyu kuran Metehan. O günden bugüne kadar hepimiz birimiz birimiz. Oğuzlar olarak hiçbir bak kimse hayırlı olmadan bir ulus olarak Anadolu'ya kadar uzanmışlardır. Biri Bozoklardı, diğeri de Uçoklardı. Biri Kerbalan Özgür'e Zaptuyur Savaşı ile gelmişlerdi, diğeri de 1071 Malazgirt Savaşı ile gelmişlerdi.
dışarıdan gelip de ben Türk'üm, ben şöyleyim, böyleyim diyenler bu ulusun, ulusal gücün hiçbirinden değillerdir. Kendini benim gibi ispat etsin. Kim Türk? İşte biz vatanı böyle aldık, bu vatan bizimdir, bizim olacak. Evet, bütün insanlığa saygımız vardır ama biz en iyi saygıyı Peygamber sülalesine en güzelini yaptık. Bizim bize uymayanlar o zaman kendilerine gider. Nereye gideriz? Biz İslam'ın sultanıyız. Bizi sevmeyenler en iyisini istediği yere giderler. Türk milleti bütündür, kimse parçalayamaz. Bunu bilmen lazım. Biz 2000 yıldır sahnedeyiz. Ha. İşte Türk'ün, işte Cumhuriyeti kuranlara saygı duyuyoruz. Bu Cumhuriyeti milletine layık insanların layık kurduğu cumhuriyettir. Milletine layık olmasaydı bura Fransız olacaktı. İşte Cumhuriyeti hacılar, hocalar bulmaz. Birlik ve dirlik olan asıl Türkler kurdu. Şimdi çıkıp da ben şöyleyim, böyleyim diyenler çıksın, konuşsun. Niçin onlar yoktu bu savaşta? Göstersin. Ha dönüyor. Hani. Hazretleri sesini. Evet. Bu Molla Hüseyin dedemle babamın yan yana iki mezar. En aşağı 150 seneyi alan bu mezarın eski dini tabire göre öyle defnetmişler. Şimdi tabii yavaş yavaş mezarlar da saltanata dönüştü. Onun için güzel bir yaptırmak için yerini belirliyorum.